Çevrendeki problemli tiplerin sana verdiği 5 tane zarardan bahsetmek istiyorum. Konumuz bu olacak ve çözüm yolları nelerdir? Değerli arkadaşlar, problemli tipler. Bunlar yanına yaklaştığında zaten hemen anlarsın. Negatif enerji yayarlar. Bunları hemen anlarsın zaten. Bunun için üstün, dahi olmana gerek yok. Şimdi bu insanların suratları zaten muşmula suratlıdır. Negatif tipli insanlardır. Ve bunlara yaklaştığınız zaman zaten hemen muhalefete başlarlar. Örneğin kendi kuralları vardır, kendi inançları vardır, kendi dil kalıpları vardır. Sürekli onları tekrarlarlar ve size inandırmaya çalışırlar. Onların örneğin sağlıkla alakalı inançları vardır. Nedir? Kendi hastalıkları tekrar ettikçe o konularda sen de hastalanmaya başlarsın. Akla, mantığa uymayan sağlık çözümleri vardır. Ve bunu inandırmaya çalışırlar. Dizleri ağrır, sürekli dizlerinin ağrısını sana tekrarladıkça senin de dizin ağrır. Seni etkiler bu problemli kişiler. Ve senin sağlığının kötü gitmesine yardımcı olur. Yani bir çeşit seni hipnoz eder. Hipnoza sen de inanırsın. Onun söylediklerini kabul ettiğin için sende de aynısı başlar. Bu problemli tipler örneğin bir yerlerde oturmuşlardır iki kişi. Sürekli yarış yaparlar. Hastalıklardan bahseder. Birisinin dizi ağrır, öbürünün başı ağrır. Sonra o der ki seninkisi bir şey mi der, benim kolum da ağrıyor der. Koluna geçiş yapar, o kalbine geçiş yapar, sonra tansiyona geçiş yapar. Oradan parmak ucuna kadar hastalıklarını anlattıkça, sen onları dinledikçe sen de normal bir insan olduğun için, uzaylı değilsin, etkilenirsin. Senin de bir yerlerin ağrımaya başlar. Hülasa senin psikolojini etkilerler. Senin psikolojin bozulunca da fizyolojini etkiler. Çünkü psikoloji fizyolojiyi etkiler. Yani düşünce bedeni etkiler. Senin düşüncelerin hastalık dolu olunca senin bedeninde de hastalıklar başlar. Yani birinci zarar neymiş? Sağlık konusunda seni aşağı çekerler. Peki ikinci konu ne? İkinci konu para olsun değerli arkadaşlar. Parayla alakalı hiç akla ve mantığa uygun olmayan düşüncelerini, inanç kalıplarını sana yüklemeye çalışırlar. Sürekli paranın çok kötü bir şey olduğunu, hayır getirmediğini, insanı bozduğunu, elinin kiri olduğunu gibi yanlış düşünceleri sana yüklemeye çalışırlar. Sonra da ondan bundan para dilenirler. İki yakaları bir araya gelmez. Çünkü para onların için çok kötüdür. Sen de onların düşüncelerini kabul edersen, beynine sokarsan, müsaade edersen, onların yanında oturup kalkarsan, sen de onlar gibi düşünmeye başlar. Aynısını senin çevrendeki insanlara söylemeye başlarsın. Senin evladına söylemeye başlarsın. Örneğin sen çocuğun zengin olmasını istiyorsun. Para kazanıp kendi ayaklarının üzerinde olmasını istiyorsun. Fakat onun yanında da yanlış öğrendiğin cümleleri söylersen evladına o çocuğun para kazanmasını engellemiş olursun. Yani kendi başına ayakta durmasını engellemiş olursun. Başkaları seni etkiler, sen de başkalarını etkilersin. Çevrendeki problemli insanlar doğrudan senin bereketini, senin bolluk yaşamanı engellerler. Şimdi gelelim üçüncü konuya, meslek konusu olsun. Bu çevrendeki muşmula suratlı negatif insanlar senin mesleğinle alakalı seni nasıl etkiler? Şöyle örnek vereyim. Sen işten gelirsin. Sana der ki sen çok yorulmuşsun. Yorgun gözüküyorsun. Bu iş sana göre değil. Sen git başka bir iş bul. Benim amcamın oğlunun çalıştığı iş var. Sen oraya gir. Gibi sürekli senin mesleğinle alakalı yorum yaparlar. Yargılarlar. Seni mesleğinden soğuturlar. Bu şekilde aşağı çekerler. O işten artık keyif alamazsın. İlk o mesleğe başladığında çok mutluydun, iyiydin. Ama şomazlı bu çevrendeki insanlardan dolayı o meslekten soğumaya başlarsın. Şimdi gelelim. Seni aşağı çeken dördüncü konu nedir? Ailedir. Aile konusunda seni nasıl aşağı çekerler? Bak örnek vereyim. Sen heveslisin. Aile kurmak istiyorsun. Evlenmek istiyorsun. Bu şomazlı insanlar evlilikle alakalı hoş olmayan şakalar yaparlar. Seni etkilerler. Bilinçaltına tohum ekerler. Veya şunu söylemeleri bile yeterli. Bekarlık sultanlıktır. Bekardım, vezirdim, evlendim, rezil oldum gibi cümlelerle sürekli evliliği yererler, kötülerler. Sen böyle kal, boş ver, evlenip de ne yapacaksın? Biz evlendik de ne oldu? Başımız göğe mi değdi? Bak bir sürü sıkıntı yaşıyoruz gibi cümleler ile
Sürekli seni aşağı çekerler ve senin hevesin kaçar artık. Evlenmek istemezsin. Seni doğrudan etkiler. Çünkü o insanların cümleleriyle sen ne yaptın? Aşağı çekildin. Sen kartaldın, seni tavuksun diye aşağı çektiler. Bu şekilde seni etkilediler. Bununla beraber kadınlar hakkında yorum yaparlar. İşte çok dırdır. İşte kadınlar şöyle kötü, kadınlar böyle kötü. Veya erkekler, adamlar şöyle kötü, adamlar despot, adamlar güvenilmez. Hepsi işte şöyledir diyerek senin kafana kalıplar koyarlar. Sen de onlara inanmaya başlarsın ve aile konusunda başarısız olursun. Yani aşağı çeker seni. Şimdi gelelim 5. konu. Seni aşağı çektikleri 5. konu ne? Kişilik. Senin kişiliğinle alakalı sen işte yapamazsın. Sen beceremezsin. Bu sana göre değil. Sende bir çekingenlik var zaten. Senin özgüvenin çok düşük gibi senin kişiliğine bir çeşit saldırı yaparlar. Sürekli yorum yaptıklarından dolayı sen de öyle olduğuna inanırsın. Yani 18 yaşına kadar 144 bin ile 200 bin arasında 18 yaşına kadar olumsuz cümle söylediler zaten. Yapamazsın, beceremezsin diye. Ama 18 yaşından itibaren yine istatistiklere göre 22 kere, günde 22 kere beceremezsin, yapamazsın cümleleri devam etmekte. Ve bu cümleler doğrudan senin kişiliğine zarar veriyor. Senin kişiliğini aşağı çekiyor. Yani sende bir özgüven vardı. O insanların cümleleriyle sen aşağı çekildiğin için özgüvenin azaldı. Kendine güveniyordun, güvenin azaldı. Kendine değer veriyordun, değerin azaldı. Neden? Çünkü bu çevrendeki problemli tipler seni bu konuda aşağı çekiyorlar. Aşağı çektiklerinden dolayı yukarı çıkamıyorsun. Yani arzuladığın o özgüvene ulaşamıyorsun. O arzuladığın hedefe ulaşamıyorsun. Neden? Yapamam diye düşünüyorsun. Peki bu problemlerin çözümü nedir? Sana şunu söyleyeyim. Çevreni seçmekte sen özgürsün. En çok görüştüğün 5 kişiyi seçmekte ve onlarla zaman geçirmekte sen özgürsün. O insanlarla ne kadar zaman geçireceğini sen karar veriyorsun. Sen onunla istersen 2 saat zaman geçirebilirsin, istersen 2 dakika. Mecbursan 2 dakika zaman geçirebilirsin günlük. 2 saat geçirirsen daha fazla zarar verir. Ama 2 dakikada az zarar verir sana. Dolayısıyla çevreni sen seçebiliyorsun. Sen eğer kaybedenler kulübünde oturur kalkarsan, kaybeden insanlarla oturur, onlarla aynı şekilde düşünür, konuşursan, onlar gibi kaybedenlerden olursun. Tavuklarla beraber oturursan tavuk gibi olursun. Kartallarla beraber oturursan, yani başarılı insanlarla beraber olursan, kazananlar kulübünde oturursan, onlar gibi kazanan olursun. Yani bu senin kararın. Bizim programlarımıza katılan insanlar, kazananlar kulübüne girdiği için programın içerisindeki hepsi kazanan ve başaran insanlar, hepsi motivasyonlu olduğu için çevreyi değiştirdiklerinden dolayı otomatikman etkileniyorlar. Onlar da başarılı oluyorlar. Onlar da arzuladığı hedefe ulaşabiliyorlar. Çevre direkt etkiliyor insanlara. Benim videolarımı izlemen bile bu kazananlar kulübüne yavaş yavaş geliyorsun demektir. Kimlerle beraber zaman geçiriyorsun? Kimin videolarını takip ediyorsun? Sen eğer küçük Emrah'ın videolarını sık sık izlersen küçük Emrah gibi olursun. Sen eğer başaranlarla beraber oturur kalkarsan, bizlerin videolarını izlersen o zaman başaran insan olursun. Bizim programlarımıza katılırsan zaten başarılı oluyorsun. Neden? Çünkü hepsi arzuladığı hedefe ulaşıyor. Hepsi motivasyonlu. Hepsi dil kalıplarına dikkat ediyor. Hepsi kartal olma yolunda koşuyorlar. Bak şöyle örnek vereyim. Sen bana arkadaşını söyle. Ben sana kim olduğunu söyleyeyim diye bir atasöz var değil mi? Biliyorsun. Üzüm üzüme baka baka kararır. Bunu da biliyorsun. Yani çevre insanı istemese de doğrudan etkiliyor. O yüzden sana tavsiyem, çözüm yolu şu. Çevreni doğru seç. Bu şom ağızlı, muşmula suratlı, sürekli seni aşağı çeken problemli tipler ile iletişim kurmayı öğren. Onlarla iyi iletişim kurmayı öğrenirsen o seni aşağı çekmeye çalıştıkça sen yukarı çıkarsın. Yani 8 milyar insan problemli insan olsun. Onlar seni aşağı çekmeye çalışsın. Sen eğer yöntemleri öğrenirsen onlar seni aşağı çekemez. Seni etkileyemez. Biz bu konularla alakalı onlarca teknik anlatıyoruz. İletişim teknikleri anlatıyoruz insanlara. O teknikleri uyguladıktan sonra mecbur kalsalar da
o çevredeki insanlarla, hani olumsuz tiplerle mecburum hocam, ben oradan ayrılamıyorum. Benim iş arkadaşlarım veya benim ailemden bir fert diyen kişiler bu yöntemleri uygulayarak onlardan sıfır etkileniyorlar değerli arkadaşlar. Hatta o insanların problemli değil, iyi insan olmalarını, çözüm odaklı insan olmalarına vesile oluyorlar. Ve en önemli çözüm de kendini geliştirmek. Kendini geliştirmek için de harekete geçmek. Artık sorumluluğu ele al, karar ver ve kendini geliştirmek için adım at. Bu anlattıklarımı ciddiye al ve gönülden hayatına yansıt. Binlerce insana bu konularda yardımcı ol. Eğer sana da bu konuda yardımcı olmamızı istiyorsan, o zaman bizimle iletişime geçebilirsin. Bizimle iletişime geçebilmek için çok basit. Tek yolu var. Hemen videonun altında linke tıklıyorsun. Yani bir yazı var orada. Üzerine tıkladıktan sonra önüne form çıkıyor. Formu dolduruyorsun ve gönderiyorsun. Bu kadar basit. Bizimle iletişime girmenin tek yolu bu arkadaşlar. Aşağıdaki linke tıklayıp formu doldurup göndermek. Formu doldurduktan sonra biz de seninle, eğer programa uyarsan, iletişime giriyoruz. Bu videoyu beğendiysen beğene tıkla ve henüz değilsen bizim YouTube kanalımıza abone olarak bildirimleri aç ve bununla beraber bu videoyu en az 10 kişiye gönder. Hoşça kal.